Aloha. Bu da böyle bir şey oluyor, tuhaf olur. Ay başlıyorum, heyecan yapıyorum başlaması. Aloha. Bugün sizlerle bir belgesel paylaşacağım ki bu belgesel gerçekten çok gerçek anlamda beni benden aldı. Hem hüzünlendim, hem böyle mutlu olduğum, hem duygulandım, hem çok sevinçliydim. Böyle hani değişik duygu hallerine girip çıktım. Bu videoda arkadaşlar bahsedeceğim film, ya daha doğrusu belgesel işte diyeyim, Ahtapot'tan öğrendiklerim, My Octopus Teacher. Bir Netflix yapımı belgesel bu. Zaten Eylül 2020'de, yani bu yıl işte 2020... Ne diyorum ya? Evet, bu yıl Eylül ayında vizyona girdi. Ben geçenlerde izledim ve birçok kişiden de duymuştum hani muhakkak işte izlenilmesi gereken bir belgesel, çok güzel, çok etkilendim falan diye. Değişik insanlardan duymuştum ama işte ne olacak canım, belgesel alt tarafı diye erteliyordum. Sonra bir de uyumadan önce, yani hani böyle gece 10-11 falan gibi izledim. Ağlamaktan böyle içim içimden çıktı resmen. O kadar duygulandım ki. Konusunu söyleyeyim size. Güney Afrika'da yosun ormanında, bir dakika yazdım bunu. Güney Afrika'da yosun ormanında yaşayan bir ahtapotla bir adamın aslında kurduğu o duygusal bağı izliyoruz bütün belgesel boyunca. Ve zaten bunu kameraya alan kişi de belgeselci. Ve inanılmaz zaten çekimler mevcut. Dolayısıyla da zaten bence bunu böyle mucizevi yapan aslında o görüntülere sahip olmamız. Çünkü belgeseli çeken adam, kişi her gün, yani bildiğim kadarıyla her gün, iki günde bir bile değil, böyle bir yıl boyunca her gün dalıyor ve serbest dalış yapıyor. Üzerinde böyle herhangi bir hani o wetsuit denilen hani böyle bir şey giyerler ya soğuk havalarda. Onu giymiyor ya da oksijen tüpü kullanmıyor. Çünkü olabildiğince doğal ve yalın haliyle, hem doğayla hem de o dalış yaparken onu hissetmek istediğini söylüyor. Ya çok etkileyiciydi. 85 dakika civarı, 1 saat 25 dakika. 2010 yılında çekiliyor. Ama bunu hazırlamak ve belgesel haline getirmek 10 yıl sürüyor yazıyordu benim okuduğum yerlerde. Ay nereden başlayayım? Yönetmeni bu arada James Reed ile Pippa Elrich. Galiba Pippa Elrich zaten adam, yani bu belgeseli çeken arkadaşımız. Yapımcı da Craig Foster ya da Craig Foster. Yani ben böyle baktım isimlere, bulamadım niyeyse. Ama zaten buralara bir yere yazarım bulabilirsem hani kimin çektiğini, o görüntüleri. Zaten Ahtapot'la ilişki kuran kişi de kendisi oluyor. Ya size neden izleyesiniz yani böyle bir belgeseli? Şimdi konuyu bir dakika doğru anlatayım istiyorum. Bir ahtapot ve bu ahtapotlar bir yıl kadar yaşıyorlarmış. Ve dalış yaparken bu arkadaşımız bir gün bir ahtapotla tanışıyor. Bir ahtapot görüyor. Sonra da onun ilgisini çekiyor. Zaten dalış yapmayı çok seviyor. Bu arada bu dönemde de hani o ahtapotla tanıştığı dönemde de kendisi tükenmişlik sendromuna girmiş diyebiliriz. Hani hayattan çok keyif almıyor. Böyle kendini biraz mutsuz hissediyor. Hatta bir şeyler çekmiyor bile. Yani onu bile istemiyor. Hani kameraya elini almak dahi o dönemde istemiyormuş. Bir oğlu var, eşi var, yani beraberler ve o anlamda mutlular diye de düşünüyorum. Aile hayatıyla ilgili çok şey söylemiyor. Ama işte her gün dalışa gidiyor. Ve o ahtapotla karşılaştıktan sonra diyeyim, her gün onun hayatını böyle incelemeye başlıyor. Ve görüyor ki zamanla artık zaten bir yerden sonra hani gitmediği zaman kendisini iyi hissetmiyor demeyeyim de böyle kendisine şeyler çıkarıyor. Şemalar mı diyeyim buna, ya da böyle resimler hani duvarlara diziyor ve deniz altında olmadığı sürece acaba o ahtapot ne yapıyordur falan diye düşünüyor. Ve o kurduğu bağı, yani bana çok geçti. O bağı böyle ben hissettim resmen. Hani ben kendisinin yerinde olsaydım ben de öyle olurdum. Hani herhalde deniz altında değilken ahtapot ne yapıyor, canım ahtapot falan diye düşünürdüm dedim. O yüzden çok etkilendim. Sonuç olarak yani yaşadıkları maceralar, işte ahtapot mesela köpek balıklarının saldırısına uğruyor diyeyim. Spoiler vermek de istemiyorum ama
o saldırıya uğradığında mesela işte belgeselcinin hiçbir şey yapmaması, ekolojik dengeye saygısından dolayı ve herhangi bir müdahalede bulunmak istememesinden dolayı hiçbir şey yapmaması beni çok etkiledi mesela. Çünkü eğer ki böyle bir şey yaparsam belki onlara engel olurdum diye düşünüyor ve yani o sisteme, ekolojik sisteme dolayısıyla da sadece inceliyor. Hani duygusal böyle bir şeyde bulunmadı, hani koruma içgüdüsüyle davranmadı. Büyük ihtimalle ben olsam hani kendi hayatım pahasına valla atardım herhalde kendimi. Canım ahtapot, sana bir şey olmasın falan diye. Yani böyle ben duygusal bir tipim ama çok etkilendim. Hani bu bile bayağı saygı duymama sebep oldu. Bunun yanı sıra işte ahtapotun zamanla, zaten biliyorsunuz hani kamerayla, sonuçta çekim yaptığı için bir kamerayla dalıyor ve ilk başta ahtapot işte bir sürü kolları var ve o kollarından biriyle böyle kameraya dokunuyor. Ondan sonra onu hissediyor. O gün işte bir dokunuyor, geri çekiyor kendini. Ertesi gün yine öyle derken. Ama belgeselci arkadaşımız pes etmiyor, vazgeçmiyor ve bir gün bu ahtapot ona güveniyor. Ve zaten güvendiğini de görüyorsunuz. Sonrasında da bir bağ kuruluyor aralarında. Hatta bunu, ya o görüntüyü yani bulabilirsek o fotoğrafı mutlaka paylaşırım. Buraları bir yerlere koyarız. Böyle şey, burasına geliyor ahtapot ve böyle sarılıyorlar resmen. Ben orada nasıl olduğumu size anlatamam. O kadar etkilendim ki, yani diyebilirsiniz ki ne olacak bir ahtapot, hani öyle değil. Hani insan olarak mesela iki insanın birbiriyle kurduğu sevgi ilişkisi, böyle aşk filmleri, romantik filmler, hatta drama, romantik işte ne bileyim komediler bizi çok etkileyebiliyor ya ve wow nasıl bir aşk bu. Mesela Titanic aklıma geldi şu an. Hani sonu hüzünlü bitiyor bir de. Burada da bu belgeselde de ahtapottan öğrendiklerimde de bir ahtapotla, farklı bir varlıkla, insan türü olmayan bir varlıkla aslında bir insanın bence aşkına şahit oluyorsunuz. Yani tabii ki de çok koşulsuz, çok böyle çok saf bir sevgi, çok naif bir sevgi hali. Yani o bana çok geçti, beni o çok etkiledi. Ve notlar aldım bu arada. Onlara da bakıp size söylemek istiyorum. Başka atladığım bir noktası olmasın diye. Zaten bu arada kendisi de anlatırken hani bu belgesel hem işte çektiği görüntülerden hem de adamın böyle oturarak kamera karşısında konuşmasından oluşuyor. Kamera karşısında oturduğunda da bahsederken böyle birçok yerde gözleri doluyor. Hani o ahtapodun aslında adamın hayatını nasıl değiştirdiğinden zaten bahsediyor ve bunu hissediyorsunuz da. Çok 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 güzel. Yani gerçekten size ne söylesem az. Şunu diyebilirim ki ben belgesel izlemeyi çok severim. Ve özellikle bu denizaltı, yani deniz canlılarını, hani deniz altında yaşayan bir sürü canlıyı çok seviyorum izlemeyi, hani denizaltı belgesellerini. Ama bu denli beni etkileyen ve bu denli zaten böyle hani bu kadar bağ kurulan bir belgesel ben görmedim. İzleyeniniz de varsa lütfen yorumlarda paylaşın. Hani böylesine bir insanla sevgi kurulan bir ilişkinin olduğunu hiç daha önce ben izlememiştim, görmemiştim. Hani birçok dediğim gibi denizaltı belgeselleri izledim. Bu arada tabii şöyle bir şeye daha değiniyor. Arkadaşımız nefes almadan, es vermeden konuşuyorum. Lakin ahtapotlar bir yıl yaşıyormuş. Ben bunu bilmiyordum. Ve kendisinin dediğine göre ahtapotlar hakkında çok fazla araştırma yapılmamış. Bu sebeple de zaten hani denizde olmadığı süreçte hani çoğu zaman o ahtapotun nasıl olduğunu, ne yaptığını falan düşünüyor ve de ahtapotlarla ilgili hani bilgi ediniyor hep. Ve kendilerini iyileştirebiliyorlar. Hani mesela atıyorum o bir kolu koptu diyelim. O uzvu yeniden çıkabiliyor. Kediler, köpekler gibi hissedebiliyorlar. Sevgiyi alabiliyorlar diyeyim ve verebiliyorlar. Bunun yanı sıra çok şakacılar, oyun oynuyorlar ve bu da beni şaşırttı. Çünkü ben hani deniz canlılarının bu kadar zeki, yani bir ahtapotun daha doğrusu deniz canlılarının da hani hepsinin bir zekası olduğuna ben inanıyorum kesinlikle. Ama hani kedilere, köpeklere yakın bir zekalarının olduğunu bilmiyordum ya da bu kadar özel olduklarını diyeyim tırnak içinde düşünmemiştim. Bu açıdan da beni çok etkiledi. Yani hem böyle denizaltı canlılarına merakınız varsa,
hem ahtapotla ilgili biraz daha bilgilenmek istiyorsanız, hem bir insanla başka bir canlının aralarında nasıl bağ kurduğunu görmek, gerçekten müthiş müthiş görsellerle görmek istiyorsanız ve kendi doğasında oluyor bu. Bu da çok önemli. Unutmayın. Yani ahtapot kendi doğasındayken bir insan onu çekiyor. Bu çok kıymetli ya. Bilmiyorum, beni çok etkiledi. Ben bir de denizi çok seviyorum. Yani deniz hayatı beni çok etkiliyor. Bir de bir sahne var ki yine belgeseli izlediğinizde zaten göreceksiniz. Hani yani bilmiyorum, hiçbir belgesel bile izlemediyseniz hayatınızda bunu izleyin. 10 üzerinden 10 diyebilirim size. Eleştireceğim hiçbir tarafı yok. Yani eleştiremiyorum ben. Ve hani aman da eleştirmeyeyim diye de değil. Gerçekten eleştirilecek bir yan bulamıyorum. Şey beni çok şaşırttı. Bir sahne. İşte köpek balığından kaçıyor bir yerde ahtapot. Bu spoiler'a girmiyor. Sadece bir şey söyleyeceğim. O yüzden spoiler değil yani bence. Ve bir yerde karaya çıkıyor. Hani kaçmak için. Orada belgeselci de çok şaşırıyor. Hani nasıl böyle olabilir? Hani nasıl bu kadar zeki olabilir? Yani böyle aslında zaten bahsediyor kendisi. Ahtapotlar yıllar 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 içinde hayatta kalabilmek için değişik stratejiler gerçekleştirmişler, düşünmüşler ve bu da onları aslında çok zeki bir canlı türüne evretmiş diyeyim. O yüzden de hani ahtapotlar bayağı zekiymiş, bayağı farklıymış, bayağı tatlıymış ve bu arada ölüm anını da çekmiş. Yani o kadar görüntüleri nasıl çekebildi ben onu anlayamadım. Ha, bu arada eleştireceğim hiçbir şey yok demişken şunu atlamış olmayayım. Sadece bu eleştiri de değil aslında ama merak ettiğim bir nokta var. O da şu. Ben ilk izlediğimde anlamadım. Yani o ahtapot olduğunu nasıl anlayabiliyor ki bu adam dedim. Sonuçta deniz altında hani o ormanda, hani yosun ormanında bir sürü ahtapot olabilir. Hani o ahtapotun o olduğunu nereden biliyor dedim. Bir tek o kafamda net oturmadı. Ama zaten bu adama da yani değişik ahtapotların gelecek hali yok diye düşünüyorum. Ve o hisle de bence onu anlar diye düşünüyorum. O yüzden o ahtapot yani. Ve aralarında inanılmaz bir dostluk kuruluyor. Bir de zaten böyle yakın plan birkaç yerde gözlerini falan da çekmiş. Beni çok etkiledi. Yani gerçekten bayağı etkilendim. Son olarak da şunu söylemek istiyorum. Adamı, yani bu belgeseli çeken kişiyi çok da şanslı buldum. Çünkü zaten hani o evinin olduğu yer genelde çok fazla zaman zaman bu dalgaların çarptığı bir bölgeye denk geliyormuş. Ve zaten hemen bu okyanus değil, yosun ormanı diyeyim ben de. Yosun ormanının yanında sanıyorum Cape Town'da geçiyorlar. Güney Afrika diyorlar ama ben birkaç böyle hem izleyenlerin yorumlarına baktım ve de hani sevmeyenler olduysa neden sevmedi diye böyle bir bakayım dedim. Sevmeyen de çok kişi bulamadım. Yani genelde hep zaten olumlu yorumlar almış. Bir de yine beni etkileyen başka bir konu da oğluna da bunu öğretiyor. Oğlu da dalışa çok meraklı. Oğlu da canlıları hani çok seviyor. Ya bir de şunu da hep bir de diye şu noktası da var. Aslında bana sorarsanız ben bunu hayatın her alanında düşünüyorum. Deniz canlılarına ya da herhangi bir canlıya saygı duyan bir insan doğaya da saygı duyuyor. Ve doğaya saygı duyan bir insan zaten kendisine de saygı duyuyor ve duymuyorsa da duymayı öğreniyor. Ve bence kendisine saygı duyabilen bir insan kendisini sevmeyi de başarabiliyor. Çünkü zaten daldığı zaman o kadar etkileyici bir dünya var ki. Ben daha önce bu arada dalış yaptım. 4 kere daldım. 2 kere Türkiye'de daldım. 1 kere Hawaii'de, 1 kere Tayland'da dalmıştım. Ve hatta Hawaii'de 18 metre daldım. Öyle bir sertifikam falan da yok yani. Öyle bir şey düşünmeyin. Eğitim falan almadım. Hep tüple daldım. Ve orada çıkarken bayılmıştım ve çok kötü olmuştum. Zaten biliyorsunuz sonrasında da uçakla seyahat etmemeniz gerekiyor ama bizim ertesi gün uçağımız vardı falan. Ondan sonra çok korktum ve bir daha dalmadım. Ama Hawaii'de o dalış yaptığım zaman çok iyi hatırlıyorum. Mucizevi bir şeydi. Hani o kerata deniyor ya, kaplumbağalar var ya. Böyle bir mağarası vardı onun, böyle bir alan vardı ve ben de normalde hep hani 5 kişi dalıyorsanız 5 kişi beraber gidiyorsunuz ya da 10 kişi dalıyorsanız hani 10 kişi beraber oluyorsunuz deniz altında da ve belli işte şeyleri var, harfli yani iletişim kurma
yöntemleriniz var diyeyim. Neden ben bazen böyle takılıyorum ya anlatırken? Yani belli harflerle iletişim kuruyorsunuz. Harf dediğim anlayın işte, işaretlerle. Neyse, ben bir süre ayrıldım. Yani çok az uzaklaştım ve orada bir tane kaplumbağa gördüm. Çok büyük. O böyle mağarasından çıkıyordu. Tabii ki zaten gözlükleriniz var. Ve ben böyle büyülenmiş bir şekilde ona bakıyorum. Şöyle geldi, hani bu benim, şu işte gözlüğüm burada. Kaplumbağa böyle geldi bana baktı. Yani şu kadar yakındık. Ben böyle hatta biraz başımı çekmek zorunda kaldım. Herhalde beni koklayacaktı falan. Sonra da böyle yukarıya doğru o baloncuklar çıkara çıkara çıkmıştı. O manzarayı böyle yukarı baktım. Yani hiç unutamıyorum. O kadar etkilenmiştim ki ondan sonra da bayıldım zaten. Çok yani bunu da neden sizinle özellikle paylaşıyorum? Çünkü siz de dalış yaptıysanız o deniz altındaki o sessizliği, o sakinliği, o mevcudiyeti, o anda olmanın size verdiği huzur duygusunu bambaşka bir şey. Yani gerçekten bilmiyorum niye bayıldım ve o beni çok korkuttu ama o olay olmasaydı ben her zaman, en azından her sene en az bir iki kez dalmak isterdim ve belki yine de dalarım. Hani böyle söylüyorum sanki hiç dalmayacakmışım gibi ama tabii ki de dalacağım hayatım boyunca. Ama birazcık korktum işte. Neyse, yani ben de bunu yaşadığım için özellikle bir tık daha anlayabildim ki aranızda belki benden çok daha fazla dalanlar vardır. Anlayacaklardır. Dalmanıza da gerek yok. Yani bu belgeseli izlediğinizde anlayacaksınız. Ve benim için bu belgeselin ana konusu sevginin dili yok. Sevginin illa insanla insan arasında olması da gerekmiyor. Ben bunu zaten çok sevdiğim kedim, şöyle göstereyim. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Ters oluyor da. Şöyle göstereceğim. Minnoş'tan çok iyi biliyorum. Yani 21 sene benimle yaşayan bir kedim vardı ve insan olmamasına rağmen aramızdaki o sevgi bağı çok koşulsuzdu, çok başkaydı. O yüzden de bu şekilde size kısaca oldu diye düşünüyorum. Anlatayım istedim. Yorumlarınızı da bekliyorum. Bu belgeseli izlediniz mi? Eğer izlediyseniz siz nasıl buldunuz? Ya da umuyorum ki bu videodan sonra belki izlemek istersiniz. Paylaşırsanız gerçekten çok mutlu olurum. Yani eğer ki sizin bir eleştiriniz varsa onu da duymak isterim. Çünkü ben bulamadım yani ve ben gerçekten çok etkilendim. Böyle uyurken ahtapotu düşündüm ve ahtapota aşık oldum ya. Bunun yanı sıra bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beni sevdiyseniz, desteklemek isterseniz abone olup bildirim zilini açmayı unutmazsanız şöyle çok sevinirim. Başka bir de aklımdayken podcast'e başladım. Bilenleriniz biliyor. Çok teşekkür ediyorum ki zaten dinliyorsunuz ve çok tatlı geri dönüşler de alıyorum. Gerçekten minnettarım ve mahalo diyorum. Bilmeyenler için de podcast'imin adı En Olmuş, yani Spotify'da ve podcast dinleyebileceğiniz neredeyse her platformda var diye düşünüyorum. Bakabilirsiniz. Oradan YouTube'la alakası yok. Hani farklı farklı konuları bazen monolog bazen konuklu olarak ele alıyorum. Bu şekilde haftaya bambaşka bir videoda görüşmek üzere diyorum. Sevgiyle, neşeyle, sağlıkla ve coşkuyla kalın. Hoşçakalın. Ay delirdim. İki şeyden tam emin olamadım. İki şey de şu. Biri saçım, başım. Diğeri de ışık. Yani doğal ışığı çok seviyorum ama doğal ışık her zaman olmuyor arkadaşlar, olmuyor. Ne yapacaksınız? Hop yedim kafayı diyorum ben.